Merhaba arkadaşlar. Ben Umut Öncül Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Atom ve radyoaktivitenin sorularına başlıyoruz. Birinci videomuz. Şimdi efendim hangileri doğrudur? Thomson atom modeline göre üzümlü kek amca. Evet elektronlar atom içerisinde nötrlüğü sağlayacak şekilde dağınık yapıdadır. Doğru. Dağılmıştır atomun içerisinde. Hani keke benzetiyor. İçinde böyle üzümler şeklinde de elektronu düşünüyor. Evet doğrudur. Atomun elektronlar haricinde tamamı pozitif yüklüdür. Evet şu yani üzüm kısımları. Yani elektron kek kısmı ise neydi? Sonuçta artı yüktü. Doğru. Bu da doğru. Elektronlar çekirdek. Hoppa yörünge falan yok arkadaşım. Böyle bir şey yok. Gömülü demiştik. O zaman yanıtımız ne oluyor? 1 ve 2 diyoruz. Tamamdır. İlerlemeye devam ediyoruz. Niceliklerinden hangileri kesiklidir? Nedir? Belirli değerleri alır. Belirli değerler unutmayın. Kesikli demek o. Sürekli demek her değeri alır demek. Kesikli demek belirli değerleri alır demek. Bor atom modeline göre elektronun enerjileri tabii ki de ya. Formülü var bir kere bilmek durumundasın. Devlet kitabında zort diye yazmış. Z kare bölü n kare diye. Hatta ben de şey dedim. Şöyle yapalım dedim. Hani n kare ile ters orantılı ya. Eksi e. Eksi e bölü 4. Böyle devam ediyoruz. Eksi e bölü 9. Böyle takılıyoruz. Bu kesiklidir. Doğru. Açısal momentum. L eşittir n çarpı h bölü 2 pi. Burada bunlar sabit. Sen n yerine 1 koyuyorsun, 2 koyuyorsun, 3 koyuyorsun. Herhangi bir değeri koyamıyorsun. O zaman bu da kesinlikle nedir? Yani sonuç olarak kesiklidir. Kesinlikle nedir? Kesiklidir. Güzel oldu. Şimdi burası artı, burası da artı oldu. Çizgisel momentum arkadaşlar. Çizgisel momentum. Şimdi şöyle bir şey var. Çekirdek var. Bu biraz zor bir soru olmuş. Şöyle bir şey. Bazen arkadaşlarım hani şey diyorlar. Hocam Burada V ile dolaşıyorken en eşittir 2 ise hani bunu göstermiştiniz videoda. V bölü 2 sırasıyla V bölü 3 oluyor. İşte bakın belli hız değerleri var. E, o zaman bu açı, şey ne o çizgisel momentum da kesiklidir. Ama arkadaşlar buradan bu yörüngeye geçerken sen şimdi şöyle bir geçiş yapıyorsun ya. Sen böyle parmak şıklatır gibi V bölü 2 olmuyorsun. Hızını yavaşça düşürüyorsun. Ya da buradan buraya geçerken hızını yavaşça düşürüyorsun. Yani böyle zart diye ışınlanmıyorsun buraya. Yani dönerken gerçekleşiyor ya bu olay. E o zaman sen arada her değeri alıyorsun. Bu süreklidir arkadaşlar. Her değeri alır. Bu onun için olmaz. Ne oldu yanıtımız? 1 ve 2 oldu. Kesikli olanlar belli değerleri alabilenlermiş. İlerliyorum. Efendim niceliklerinden hangileri azalır? Peki. Ne oluyormuş bakalım? Bor atom modeline göre temel halde bulunan hidrojen atomu uyarıldığında elektronun niceliklerinden hangileri azalır? Çizgisel hız. Biraz önce konuştuk. Böyle n eşittir 1, n eşittir 2, n eşittir 3. Bu n eşittir 1 ise ve buradaki hızınız v ise n eşittir 2'ye geçtiniz mi? Hatta bu v bölü 2 oluyor. Bu v bölü 3 oluyor. Yani orayı hatırlamıyorsanız lütfen e, şeye geri dönün. Hani e, nasıl diyeyim? Atomun enerji düzeyleri yani kısmına geri dönün. Başlangıçtaki konu anlatımı kısmında oradan bir daha bakın. Ha, tabii ki de çekim etkisi azaldığı için yavaşlıyor diyebilirsin. Enerjisi azaldığı için diyebilirsin. Bu çizgisel hız azalır. Açısal momentum o biraz zor. Çünkü sayı giderek büyüyor. Şu artarsa bu da artıyor. Bu artanlardan toplam enerji. Toplam enerji nedir? Eksi -R çarpı işte z kare bölü n kare bunların hepsi aynı şimdi e eşittir 1 deyken eksi e oldu e eşittir 2 deyken eksi e bölü 4 eksi e bölü 9 3'teyken. E bakın sıfıra yaklaşıyorsunuz burası eksi e idi burası işte eksi e bölü 4 ve eksi e bölü 9 sıfıra doğru geliyor bu ne yapar artar yani bu artar azalmıyor arkadaşlar aman diyeyim yani sayıya bakarak da yani sapıtmayalım toplam enerji artıyor yani sıfıra yaklaştığın için de kolaylıkla yani sonuçta hangileri azalır diyor. Çizgisel hız yalnız bir oluyor. Hayatımız. Şimdi bakalım bor atom modeline göre taban durumundaki sonuçta taban durumundaki olan atomu en eşittir 3 düzeyine uyarırsak ne olur? Şimdi buradaydı. En eşittir 1 burası. En eşittir 2 burası. Maşallah. En eşittir 3 de burası. Buraya gelecekmişiz. Çizgisel hız. Bak buradayken V demiştik. Buradayken de V bölü 3 demiştik. Yani yorum sorusunda bunu yapmak çok kolay olur. Hemen buradan takılabilirsiniz. Bu çizgisel hız azalır. Tamam. Bağlanma enerjisi yani elektronu sökmek için verdiğimiz enerji. Şimdi burada senin toplam enerjinin eksi E. Biraz önce yaptığımız için uzatmıyorum. Eksi E bölü 4. Nereden yapıyoruz arkadaşlar onu? İlk önce toplam enerjiyi buluyoruz. Eksi R e, Z kare bölü N kareden unutmayın. Şöyle. Eksi E bölü 9. Sen şimdi dış yörüngelere yaklaştıkça bağlanma enerjisi elektronu özgür bırakmak için e, çekirdeğin etkisinden kurtarmak için ona vermek zorunda olduğumuz en küçük enerji unutmayın. E şimdi sen buradaki elektronu sökmek için E öderken 3. yörüngedeki elektronu sökmek için E bölü 9 ödüyorsun. O zaman bağlanma enerjisi 3.sünde tabii ki de yani daha küçük olmuş oluyor azalmış oluyor. Bu da tamam. Dolanma periyodu. Şimdi dikkat edin. V idi. V bölü 3 oldu. Şimdi yarı çap burada R. Onu unutmayalım. Burada ise hoppa en eşittir 3 ya e, 9 R. Yani yol 9 katına çıkıyor. Şimdi birincisi için yapıyorum. Yarı çapın R olduğu yerde yola X dersem hızına da V demiştik. Periyot. Bir tur atma süresi periyot. İkincisinde 9 R'den dolayı döndüğünüz çember 9 X olur. Hızınız ne? V bölü 3 olur. Çarpı bu da T2. At bunu da bu tarafa. Şöyle V'ler gitti, X'ler gitti. Arkadaşlar bu T sürede gerçekleşiyorsa bu 27 T sürede gerçekleşiyormuş. Burada periyodun arttığını görüyoruz. Hangileri azalır dedi. Birinci ve ikinci azalır. Al yorum sorusu. Al. Hadi formül yok. Nereye yok? Yani gelecekler böyle. Ondan sonra hep birlikte yamulacağız. Vay sonra Umut Hocam bize söylemişti. Evet bakalım. Temel haldeki atomun uyarılması için yöntemlerinden hangileri uygulanabilir? Ya zaten bunu hatırlatmak için yaptım. Elektronlarla bombardıman edebilirsin. Fotonlar yollayabilirsin. Doğru. Atomu ısıtabilirsin. Belirli şartlarda işte atomu çarpıştırarak yapabilirsin. Dört tane çeşidi vardı. Bunların hepsi doğru. Unutmayasınız diye. Zaten şu ikisini sürekli olarak sana soru olarak getiriyorlar ama ısıtmak ve atomları çarpıştırmayı da lütfen unutmayın. Evet devam edelim. İşte burada bazı enerji düzeyleri verilen bir tane atom var. Güzel. Uyarılma enerjileri verilen civa atomunun buharına 10 EV enerjili elektronlar gönderiliyor. Vay canına buraya denk geliyor bak. 10 EV. Şimdi o zaman ne olur biliyor musunuz? Gönderilen elektronlar dikkat. Dikkat. Gönderilen elektronlar civa buharına hangi kinetik enerjiyle terk edebilir? Bak senin şimdi sonuçta bir tane elektronun var burada. Burada da civa buharı var diyelim ki tamam mı? Şöyle sen buraya geliyorsun etkileşiyorsun veya etkileşmiyorsun. Bunu soruyorlar sana. Yani etkileş veya etkileşme buradan hangi enerjiyle çıkarsın diyorlar. Bu adamın elektronlarını buradaki civa buharının elektronlarını koparmıyoruz. Biz onu uyarıyoruz. O gene eski haline dönüyorsa dönüyor. Biz olay yerini hangi enerjiyle terk ederiz bize onu soruyorlar. Şimdi sen 4.86'ya uyarabilirsin, 6.67'ye uyarabilirsin, 8.84'e uyarabilirsin. Bunların karşılığı ne olur o zaman? Şimdi sen e, o zaman 10'la geldin bak, 10 EV ile geldin. Hiçbir şekilde senden bir şey alınmazsa, kimseyi uyarmazsan, esnek çarpışmaya şeyip çıkarsan 10'la çıkarsın. 10'la geldin, 4.86'ya uyardın, e, ondan sonra artık kaçta çıkıyorsan çıkıyorsun, baya güzel çıkıyorsun ondan sonra 10 la e, 6 atma, hiç sayılara bak ya çıkarmak istemedim arkadaşlar 667 bunu alabilir senden 10 ile geldin işte 884 tam bitti diyorsun bak 1 2 3 4 tane oldu ya tam bitti diyorsun dikkat et 5.14 kalıyor ya burada şurada 5.14 hadi bir tanesi mecbur kaldık bunu yazalım 5.14 bu şu da şunu da yapabilir sen 10 göndermiştin Geldi bu şimdi gaz atomu buharının içerisine. Birine çarptı tamam mı şurada böyle toink çarptı bu tarafa doğru gidiyor toink bir daha çarptı. Şimdi burada 4.86 bıraktığın zaman 4.86 sen şu tarafa giderken 5.14 ile gidiyorsun tamam mı? Bir 4.86 daha yapabilirsin. O zaman hani 0.28 yani 2 tane onla geldin ya 2 tane şöyle diyelim 4.86 yaparsa o zaman 0.28 ile de çıkabilir. Bunu da lütfen unutmayın. Bu en popüler sorulardan bir tanesidir. Devam edelim bakayım. Evet. Yedinci soruya geldim. Hidrojen atomunun uyarılma enerjileri verilmiştir. Hangileriyle hidrojen atomu uyarılabilir? Elektronla uyaracaksak o enerji düzeyinin tam değerinde veya biraz üzerinde gelebilirsin. Ama fotonla geliyorsanız tam o enerji düzeyi neyse o enerjiye sahip olarak geleceksiniz. Mesela bak 12EV enerjili foton var mı Allah aşkına 12EV enerji düzeyi yok. Bu olmaz arkadaşım. Şimdi bak 1275EV enerjili foton. Bak bu var 1275 olur. Buraya uyarırsın. En eşittir 4'e çıkar bu vatandaş. 12EV enerjili yani sonuçta nedir? Şu arkadaşımız var elektrondan bahsediyor bak burada. Burası 12EV. O zaman sen ne yapabilirsin? Buraya uyarabilirsin. Başka da bir şey olmaz. E uyaranlar kimler oldu? 2 ve 3 no'lu vatandaşlar bu atomu evet uyarabilir. Devam edelim bakalım. Evet bu testteki son sorumuz da şöyle. Hidrojen atomuna ait uyarılma enerjileri verilmiştir. 1275 EV enerjili fotonlarla uyarıldığında elektronların temel hale dönerken 1275 yaparsan bizi buraya çıkardım bir kere. Biz buraya çıktık. Güzel. Şimdi ışımaların enerjisi hangileri olabilir? Bak şimdi buradan direkt geçiş yapabiliriz. Yani sonuçta şöyle yapıyorduk. Yani en küçükten başlıyorduk. 1. Şunun altında kaldığım sürece 2. 3 oldu. 1. 2. Ve böyle yapıyorduk. Tamam. Tam 6 tane ışıma var. 0.65 var. Ee, i̇şte 1.90 var. 2.55 var. 10.2 var. En kolayı bu oldu. 10.2 şu bak. Şu gayet tamam mı? Böyle oluyor. Efendim işte 12.1 var mı? Yok. Bak bunlar ara gazlar var tamam mı burada? E tabii ki şuna bakacaksın yani. Şurada 12.75'ten 12.10'a iniyorsun ya bak şuna bak. Yani galiba 0.65 oluyor bu. Yani bu şekilde de tek tek bulabilirsin. Bu olur. Bu olur. 2.55 olur mu arkadaşlar? 12.75'ten sonuçta 12.10'a yani pardon indiğinizde şuradan şuraya pardon. 12 10'dan yani 10.2'ye iniyorsunuz. Yani bu olabilir mesela. Gibi. Yani hepsini tek tek bulabiliriz. Yani tek tek çıkarma yapacağız işte. 12 nefret ediyorum böyle virgüllü sayılarla işlem yapmaktan ya. Vallahi billahi Allah affetsin yani. Böyle bir şey oluyor. Şimdi ne var burada? Evet. O 9 oluyor. Evet. 1.90 geldi işte. Burada da 11 1. Evet 1.90 geldi. Böyle oluyormuş. Bu da olur. 2.55 olur mu? Şimdi baktığınız zaman 12.75 var. 10.2'ye inerse ne olur? Evet 12.75'te gelirse tabii sıkıntı. Belki de bunun için sözelek kaydılar. Ha, ne diyorsunuz? 5 var. Hoppa bu da oldu. 2.55 bu da oluyormuş. Bunların hepsi yapılabiliyormuş arkadaşlar. Tek tek aradaki farklara bakacaksınız. Evet dinlediğiniz için teşekkürler. Diğer soru çözüm videosunda görüşmek üzere.